Bu arada fikrinizi de almak isterim. Uzun süredir Türkiye'deki hukukta bu tür kararlar ya da bu tür yaklaşımlar görmüyorduk. Savcı söz konusu fesih kararının iptali yönünde görüş belirtti. Siz neler söylemek istersiniz? Öncelikle tebrik ediyorum bu mücadeleyi başlatanları. Partimizin insan haklarından sorumlu Genel Başkanımız Serap Yazıcı hocamız da bu davacılardan, davayı açanlardan bir tanesiydi. Evet. Sayın Genel Başkanımız da zaten İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan başbakandır biliyorsunuz. İnşallah yürütmenin durdurulması da bir an önce alınır. Bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile bir uluslararası sözleşmeden, meclisin neredeyse oy birliğiyle girdiği bir uluslararası sözleşmeden çıkılamayacağını da inşallah bu şekilde ispatlanmış olur diye ümit ediyoruz. Aynı duyguları paylaşıyoruz Sayın Rota. Dilerseniz kaldığımız yerden devam edelim. Şunu konuşuyorduk. Eğer geçen yıl maaşınıza %80'lik bir zam gelmemişse ya da gelirlerinizde %80'lik bir artış yoksa enflasyonla karşı kaybetmiş durumdayız demiştiniz. Doğru. Buradan devam edelim dilerseniz. Dolayısıyla enflasyonun kaybedeni %80'in altında geliri artanlar veya hiç artmayanlar. Evet. Enflasyonu kazananları ise %80 çok daha fazla kazananlar. Bankalar, sanayi kuruluşları, ihracatçılar ve işverenler. Dolayısıyla bu çok eşitsiz, adil olmayan, haksız bir büyüme. Ama büyüme rakamlarında sorunlu olduğunu da tekrar altını çizmek istedim yayın öncesindeki gibi. Deflatör rakamının doğru olmama ihtimali, çarpıtılmış olma ihtimalini bir kenara atmıyorum. Sayın Rota, bu arada Türkiye'nin kredi risk puanı 720'lerde hala dolaşıyor ama Erdoğan dün faiz yükseltmeyeceğiz, indireceğiz dedi. Şimdi Amerikan Merkez Bankası'nda da bir açıklama vardı geçen hafta. Dediler ki biz bu enflasyonla mücadele işini çok ciddiye almadık. O yüzden faiz arttırımları konusunda daha sert eğileceğiz ve para sıkılaştırma politikalarında kararlılıkla uygulayacağız denildi. Şimdi en ya dünyadaki en büyük dolara hükmeden Merkez Bankası bile böyle konuşurken Erdoğan'ın yaptığı bu faiz arttırmayacağız hatta mümkünse indireceğiz açıklamasını ne söylemek istersiniz? Maalesef Türkiye hani kusursuz bir piyasa fırtınasının içinde evet. Okyanusta tek başına yelkenlerini de indirmiş vaziyette bekleyen bir ülke konumuna düştü. Türkiye enflasyonla mücadele etmiyor. Zaten Nurettin Nebati de pazar günkü açıklamasında bunu net bir şekilde söylemiş. İstesek enflasyonu düşürürdük demek, biz isteyerek enflasyonun yükselmesine izin veriyoruz demek. Zaten hatırlarsanız Sayın Cumhurbaşkanı ve Nurettin Nebati enflasyonun dışsal olduğunu, enflasyonun enerji ve gıda fiyatlarından yurt dışında kaynaklandığını, çok yapacak bir şey olmadığını, bu yüzden faiz politikasını bu şekilde kurguladıklarını söylemişlerdi. Oysa Nurettin Nebati pazar günü diyor ki biz enflasyonla mücadele etmiyoruz. İstesek düşürürdük, istemiyoruz. Yani bu aslında çok büyük bir ihanetin itirafı. Çünkü enflasyon toplumun %90'ının kaybettiği, %10'unun kazandığı yüksek enflasyonun gelir dağılımını, servet dağılımını bozan, dar gelirlerin cebinden hırsızlık yapan bir olgu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bununla mücadelenin bırakılmış olmasını hep söylüyorduk ama ilk ağızdan da teyit edilmiş oldu. Cumhurbaşkanının açıklaması ise Türkiye'nin risk primine bir kademe daha fırlattı maalesef. Ben 740 görüyorum şu anda Türkiye'nin risk primini. Dün 700-710 civarındaydı. Evet. Dünkü Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını biraz ben 15 Mayıs 2018'de Londra'da yatırımcılara yaptığı açıklamalara benzetiyorum. Yani orada da şöyle bir mesaj vermişti. Artık Türkiye değişti. Bundan sonra Türkiye aklın, bilimin ve ekonominin kurallarıyla değil, benim isteklerimle, benim yargılarımla da yönetilecek şeklinde net bir yabancı yatırımcılara mesaj vermişti. Bu mesajın yurt içi yatırımcılara, bizlere verildiği bir versiyon olarak okuyorum bunu. Sayın Rota, tabii bu süreçte bizleri, daha doğrusu ülkedeki insanları, yurttaşları korkutan konulardan biri de Merkez Bankası'nın rezervleri, keza eksi 60-65 milyar dolarlık bir eksi rezervden bahsediliyor. Bilmiyorum siz son rakam, belki aktüel rakama daha fazla hakimsinizdir. Ve siz de az önce altını çizdiniz, İngiltere'ye gidildi, para bulunmak için olmadı, Fransa'ya gidildi, olmadı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Suudi Arabistan'a, Mısır'a kadar bütün ülkelerde dolaşıldı ama sonuç pek olumlu gözükmüyor. Hatırladığım kadarıyla 1958'de Türkiye bir moratoryum yaşamıştı. O zaman da benzeri şekilde kaynakların kullanımı, bir de çok planlı olmayan bir büyüme taktiği vardı. Ve sonrasında bu borçlar 1973'e kadar Türkiye'de
ödenmek zorunda kalmıştı. Türkiye önümüzdeki süreçte böyle bir durum yaşar mı? Umarız yaşamaz ama böyle giderse nasıl bir Türkiye görüyorsunuz? Dilerseniz biraz da bunu konuşalım Sayın Rota. Tabii ki. İnşallah yaşamaz Fuat Bey. Çok güzel hatırlattınız 1958'den sonraki dönemi. Ancak maalesef hem Merkez Bankası hem ekonomi yönetmeni hem de Cumhurbaşkanı ateşle oynuyor. Şunu evet. kastediyorum. Merkez Bankası'nın yılbaşından bu yana kapı arkası dediğimiz ilan edilmeyen metotlarla sattığı tutar 40 milyar doları geçmiş vaziyette. Merkez Bankası'nın ülke swapları çıktıktan sonra elindeki döviz rezervi, kalan döviz rezervi de yaklaşık 30 milyar dolar. Bunun dışında 40 milyar dolar civarında altın rezervi var ama bunların çoğu da Türkiye'de saklanıyor. Altın rezervlerini de dolara döndürüp bunu da satmaya başladıkları noktada artık biz bu filmin sonuna gelmişiz demektir. O yüzden sürdürülemeyecek bir dengenin üstünde yürümeye devam ediyorlar. Bu denge Merkez Bankası'nın ihracatçıların dövizinin %40'ını alıp ithalatçılara satması ama Türkiye'nin ithalat yapması için de Merkez Bankası rezervlerinin satılmasına muhtaç olması anlamına geliyor. Bugün Türkiye'de bu Merkez Bankası'nın kapı arkası müdahaleleri 128 milyar meselesinden farklı bir noktadadır. Dün Cumhurbaşkanı dedi ki yurt içinde vatandaşlar alıyor o yüzden bu dövizde yükseliş oluyor. Tamamen yanlış bilgi. Kendisini yanıltıyorlar. Buradan uyarıyorum duyan varsa. 128 milyar meselesinde bunun 104 milyarını yurt içinde yerleşik dediğimiz vatandaşlarımız ve yurt dışındaki portföy yatırımcıları satın almıştı. Evet. Oysa son 5 ay içinde satılan 40 milyar doların çok önemli kısmını, 30 milyar dolara yakın kısmını artık ithalat talebi için satılıyor. Yani Türkiye ithalat yapmak için Merkez Bankası rezervlerine muhtaç hale gelmiş durumda. Bu nedenle Türkiye'nin aklı başında bir faiz politikasıyla Merkez Bankası rezervlerine artık dokunulmayacak bir noktaya mutlaka gelmesi lazım. Hiç ümidim yok ama bunun olması artık şart. Yoksa bunun sürdürülebilirliği çoktan ortadan kalktı. Hem Hazine Maliye Bakanlığı'nda hem Merkez Bankası'nda hem de yetkili ekonomi kurullarında çalışan herkesin bunda çok büyük sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Gerekli uyarıları yapmalılar. Uyarıları yapmıyorlarsa da istifa mekanizmasını bir an önce çalıştırmaları lazım. Aksi takdirde bu gidişattan en baştaki sorumlulardan biri olacaklar. Evet, bu arada tabii kamu iktisadi teşekküllerine satılan, kamu bankalarına satılan dolar döviz miktarında 24 milyar dolara ulaştığını ilk 7 ayda hatırlatalım. Geçen yıl 6.1 milyar dolardı. Aradaki fark zaten çok net şekilde görünüyor. Sanırım en fazla da BOTAŞ bu konuda finanse ediliyor. Gerçekten de hayli ilginç bir ekonomi modeli uyguluyorlar. Ben şunu da sormak istiyorum. Enflasyon rakamları TÜİK tarafından %73.50 olarak açıklandı. Ve şu denildi, artık enflasyonun yükselme hızı azaldı ve bundan sonra pik noktasından baz etkisiyle aşağı düşüleceği yönünde iktidar, hükümet görüş belirtiyor. Fakat biz görüyoruz ki akaryakıt zammı bile her gün sunmak zorunda kalıyoruz. Yarın da bir zam geliyor. Hatta bazen haber merkezinde arkadaşlarımız diyoruz ki biz bunu dün sunmuştuk diyoruz. Hayır diyorlar. Bu bugünün zammı. Bugün gelen zam. O yüzden bugün okunacak, bu haber verilecek deniliyor. Zamlar bu şekilde artarken enflasyon düşer mi? Sizin beklentiniz nedir? Özellikle Mayıs ayı ile ilgili olarak açıklanacak, Haziran ayı ile ilgili olarak açıklanacak rakamlar daha düşük gelir mi? Neler söylemek istersiniz? Enflasyon düşmez Fuat Bey. Artık TÜİK rakamları üzerine bir yorum yapmak saflık olur. Evet. Ama bu noktadan sonra hani ENAG rakamların daha yukarı gideceğini ve Mayıs enflasyonunun çok daha üzerinde bir Haziran enflasyonu yaşayacağımızı görüyoruz. Zaten akaryakıt zamları ve enerji zamları bunu çoktan teyit etti bile. Yani daha yılın ilk bir hafta, ayın ilk haftasında olmamıza rağmen enflasyonun artık bundan sonra düşmeye başlayacağı veya hızının yavaşladığı konusundaki yorumlar ise artık sadece cahillik olarak tanımlayabilirim. Enflasyonun ivmesi artıyor. Enflasyon Ekim veya Kasım ayına kadar matematiksel olarak yükselmeye devam edecek. Yani TÜİK rakamlarıyla bile matematiksel olarak yükselmeye devam edecek. Mayıs ayında enflasyon artış hızının yavaşlaması bir yorumu bakana neyi yaptırdığını açıkçası bilmiyorum. Ama biz artık Hazine Maliye Bakanı'nın da şimdiye kadar eğlenceli taraflarını çok tartıştık. Ama iş artık bence trajik bir noktaya da vardı. Bu bakanın Türkiye tarihinin en başarısız bakanı olduğuna eminim.
ama istifa diye bir müesseseyi de bir an önce çalıştırması gerekiyor diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyiz Sayın Rota. Az önce söyledik, haberde geldi. 8 Haziran 2022 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarından değişiklikten dolayı da motorin grubunda 1 lira 93 kuruş yani yaklaşık 2 liralık zam geldi. Artış pompa satış fiyatlarına direkt yansıyacak. Benzinde ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor. İstanbul'da motorinin fiyatı, litre fiyatı 25 lira 94 kuruştan satılıyor. Zamla birlikte bu rakam 27 lira 87 kuruşa yükselmiş oldu. Yani ortalama 30 liraya gelmiş durumda. Motorindeki son zamla birlikte bir yıl içerisindeki zam oranında %280'i bulmuş durumda. Sayın Rota, zannedersem enflasyonda baz almamız gereken önemli kalemlerden biri akaryakıt. Zira bütün sektörleri ve bütün üretim sürecini etkileyen bir emtiyadan bahsediyoruz. Neler söylemek istersen son zam haberiyle kapatalım. Evet, motorin ve benzindeki artış 3 katı buldu son bir sene içerisinde. Evet. Bakın, sonra çıkan haberlerde Kızılcahamam kampında Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin bundan sonra enerji fiyatlarındaki ve kurlardaki artıştan gelen farkı pompa fiyatına yansıtmayacağız diye bir cümlesi var. Evet. Bu cümle bile 48 saat yaşayamadı. Şimdi sizin verdiğiniz haberle. Böyle baktığınızda Türkiye'nin hem Türk lirasının değer kaybını artık bir kontrol altına alması hem de yaratılan itibar açığının en azından daha derine gitmeyip biraz geriye alınması için elinden gelen ne gerekiyorsa o yapılması gerekiyor. Atılması gereken ne geri adım varsa hiçbir şeye kapılmadan, vehime kapılmadan bu adımların da atılması gerekiyor. Aksi takdirde önümüzde bir kur krizi, evet, bir faiz krizi, bir ödemeler dengesi krizinden 3 tanesinden biri, ikisi veya her üçüyle karşılaşmamız yüksek olasılık. Evet, daha kötüsü Türkiye için artık bu kötü ekonomi politikaları bir güvenlik soruna da gitgide dönüştüğünde ifade etmek zorundayız. Çünkü toplumsal huzuru da artık kaçırıyor Sayın Rota. Tekrar yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Sayın